Şimdi dün açıkladığımız olay tabii içinde birçok suç unsurunu barındıran, ilk bakıldığında etik olmayan, ahlaki olmayan diye algılanabilen ama içinde finansman boyutuna baktığınızda bir yolsuzluk, yasaklı bir durumun da olduğu ve siyaseten nasıl kullanıldığına baktığınızda da son derece önemli sonuçlar doğuracak. Belli bir döneme, yaşananlara ışık tutabilecek son derece önemli bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle özetleyeyim ben. Hepimiz aslında sosyal medya trollerini biliyoruz. Ve bazen itibar suikastleri yapılıyor. Bazen yalan haberler yapılıyor. Dezenformasyon yapılıyor. Ama bunun çok sistematik olarak ilerlediği belli. Ama bunun nasıl yönetildiği belli değildi düne kadar. Daha doğrusu elbette bazı bilgilerimiz vardı ama ispatlarımız yoktu. Şimdi ekranda görülen şema ona dair bir şeyler söylüyor. Tabii bu Türkiye'deki bütün troller ya da AK Parti'ye müzahir troller değil. Bu sadece Süleyman Soylu'nun troll ordusu. Hatta dün açıkladım. Bu troll ordusunun işte 3-4 tane ismi var hesaplarının. Bunlardan en bilindik olanı Ebabil Hareketi. Bunlar işte Lut kavmini gidip tepeden taş atarak perişan eden Ebabil kuşlarından esinleniyorlar ve Twitter kuşunu bir ebabil kuşu olarak kullanıp kendilerinin karşısındaki herkesi saldıracak bunlar. Kimse bunları AK Parti'nin troll ordusu gibi düşünmesin. Bunlar sadece Süleyman Soylu'ya çalışırlar. Eğer Süleyman Soylu AK Parti tarafından sahipleniliyorsa, AK Parti'yi savunmak aynı zamanda Süleyman Soylu'yu da savunmaksa AK Parti'yi de savunurlar. Tayyip Erdoğan'la Süleyman Soylu aynı noktadaysa Tayyip Erdoğan'ı da savunurlar. Ama Süleyman Soylu farklı bir yerdeyse sadece Süleyman Soylu'yu savunurlar. Ebabillerin gözünde Berat Albayrak da Lut kavminden biridir. Tepesi taşlanacak biridir. MHP Süleyman Soylu'ya birazcık açı yaparsa, birazcık gönül koyarsa MHP'ye de saldırırlar. Ya hatta istifa ettiği gece Süleyman Soylu'nun o pandemide herkesin sağlığını tehlikeye sokan ve pandeminin düşüşünü kesintiye uğraştırıp vakaları arttıran sokağa çıkma yasağının yalan yanlış bir saatte ilan edildiği gece istifa etmişti. İstifası sırasında sosyal medyada on binlerce paylaşımın yapılması ebabillerin marifetidir. Ve onlar içeride Tayyip Erdoğan'ın bu istifayı kabul etmesi durumunda kendilerini karşısına alacağını da vurgulamak gerektiğini aralarında konuşmuşlardır. Ve orada mesela ya bizim bir tane reisimiz var, o da Süleyman Reis diyecek kadar da gerekirse bu ekip AK Parti'den de bağını koparıp Süleyman Soylu için AK Parti'ye de saldırabilir. Yani böyle bir anlayış var. Ben onları çok yakından izlemiş, görmüş birisi olarak son dönemlerde bunu söylemem gerekir. Bunun dışında dün biz neyi deşifre ettik? Emin Şen diye birisi var. 2010 yılından beri, gerçi çok daha eski tanışıyorlar. 2010 yılından beri Süleyman Soylu'yla birlikteler. 12 Eylül 2010'da Fethullah Gülen cemaatinin orduyu, yargıyı, devleti tamamen ele geçirdiği, kumpas davaları üzerinden orduyu çökertme noktasında çok önemli bir gücü de elinde bulundurduğu dönemden itibaren birlikteler. Emin Şen'in dün ifşa ettiğimiz SM 360, Sosyal Medya 360 adlı şirket Emin Şen tarafından 2010 yılında kurulmuş. Kurucu ortakları şu anda bir tanesi eşiyle birlikte işte Turgay Uğur eşiyle birlikte Neslihan Er Uğur'la birlikte Güney Afrika'ya kaçmış bir FETÖ firarisi. Diğeri Müçtebâ Kılıç, şiir okurken Fethullah Gülen'i ağlatan, Fethullah Gülen'in alnından öptüğü, daha sonra da 2018 yılında 2 yıl 7 ay hapis cezası yatan, çıkınca da AK Parti Siyaset Akademisi'nden Hamza Dağ ve Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla sertifika alan böyle karman karışık tipler. Ama bunlar şirketi kurarken Emin Şen'in ortakları. Daha sonra Emin Şen bu kişiler şirketin ortaklığından ayrılıyorlar ama şirket halen devam ediyor. Bu şirket Süleyman Soylu
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı olduğunda Çalışma Bakanlığı'nın bütün ihalelerini alıyor. Dün onu gösterdik. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğunda İçişleri Bakanlığı'ndan ihaleler alıyor. Kendi gösterdikleri referans listesine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken Antalya Büyükşehir'den, TÜBİTAK'tan, Göç Filmleri Festivali'nden, Erdoğan Gönüllülerinden, Etnospor'dan, yani Erdoğan'ın oğlunun Etnospor'undan, damadının Teknofest'inden, Süleyman Soylu'nun kendisinden, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kendisinden ve belediyeden, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ve en çarpıcısı polisin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından sorumlular. Ve buralara iş yapıyorlar ve buralardan ihale alıyorlar. Şimdi ekrandaki slide şu. En tartışılan slide. Nedir bu slide? Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp uyuşturucu çeteleriyle ilgili olarak Süleyman Soylu'yu sorumlu tuttuğunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı hesapları sanki Kılıçdaroğlu kendilerine saldırmış, eleştirmiş gibi bunu üstlerine alıp Süleyman Soylu'ya kalkan olmuşlardı. 31 Ekim gecesi gece yarısına dakikalar kala. Tweetler aynı fontla yazılmış, aynı noktalama işaretleri kullanılmış, her şeyle birebir aynı olan bu iki tweet birkaç dakika içinde atılmıştı. Bu iki tweet de Emin Şen'in kullandığı bir cep telefonundan atılmış. Biz bunu da ifşa ettik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik iki kurumunun Emin Şen'in kot pantolonunun arka cebinde taşıdığı bir telefondan atıldığı ortaya çıkıyor. Zaten tweetlere baktığınızda tek merkezden yazıldığı ortada. Düşünün, polis başka bir teşkilat, Jandarma Genel Komutanlığı başka bir teşkilat, ortak yanları İçişleri Bakanı'na bağlı olması ama tweetin birebir aynı olması ve atıldığı saat Emin Şen tarafından kullanıldığını gösteriyordu. Dün bunu da söyledik. Kendileri dün bizim ortaya koyduğumuz ve kamu ihale kurumundan aldığımız verilerle Süleyman Soylu hangi pozisyondaysa oradan ihalelerle nemalanıyorlar. Sonra 8000 tane, 7900 tane trollün olduğu bir açık Telegram hesabı üzerinde örgütleniyorlar. Ama bunları örgütleyenler 25 kişilik bir troll başlarının Instagram hesabında, işte Ebabil Hareketi, Derin Kuvvetler, İBB Kandil Kadrosu diye hesapları yönetiyorlar ve bunların birlikte oldukları 25 kullanıcılı, daha doğrusu 25 kişinin içeride olduğu, tartıştığı ve trolleri yönlendirdiği bir karargaha da sahipler. Biz o karargahında bilgilerine sahibiz ve iç yazışmalarını dün gösterdik. Örneğin burada, evet, son mesela Davutoğlu'na saldırmak istiyorlar. Ona karar vermişler. İçeriği hazırlamışlar ve 25 members dediği yukarıda hemen o yazının altında iğnelenmiş mesaj var. Yani diyor ki mesajı iğnelemişler. 25 kişi paylaşıyorlar. Onlar da dönüp 7900 kişilik Türler ordusuna bunu dağıtıyor. Hemen yanında Ekrem İmamoğlu için, Sayın İmamoğlu için hazırladıkları içerikler var. Ali Mahir Başarır için, Genel Başkanımız için, benim için, Sezgin Tanrıkulu için, yani gündemde ne varsa onun için hazırladıkları var ve burada özellikle örneğin Canan Kaftancıoğlu'na karar veriyorlar 25 kişi, talimat veriyorlar 7900 kişiye. Hep birlikte Canan Hanım'ın Twitter hesabını Twitter'a şikayet ediyorlar. Hesap askıya alınıyor Twitter tarafından. Türkiye'deki sosyal medya, Türkiye'deki haber kanalları Kaftancıoğlu'nun tweetleri yüzünden Twitter'ın hesabı askıya aldığını söylüyor. Kendileri arasında da Ebabiller iyi bir iş başardılar. Kaftancıoğlu'nu askıya aldık, saldırıya devam. Ayrıca bunu haber yapan T24'ün yorumunun altına da Ebabilleri uçuralım, şu yorumları oraya yapıştıralım diyorlar. Bunların hepsini dün gösterdik. Şimdi geçmişi FETÖ bağlantılı, o günden beri devam eden, koca bir troll ordusunu
yönetici ve troller ayağında yönettiği, oraya özel içerikler hazırladığı belli olan biri var. Bu kişinin kurucusu olduğu şirket Soylu neredeyse oradan ve AK Partili belediyelerden ihaleler alıyor ve bizim dün sadece kanıtlarını gösterdiğimiz 23 milyon TL'lik bir kaynakla bu troll ordularına veriyor. Ama bu buzdağının görünen yüzü, dün yaptığımız çalışmalarla ortaya koyduğumuz bu ekranlar kamu ihale kurumu ekranlarıydı. Bugün kamu ihale kurumu internet sitesi bakıma alındı. Neler kalktı, nelerin sorgulanması engellendi veya yapıldı mı onu bilmiyoruz. Dikkatle takip edeceğiz. Ama biz bu ekranları paylaştıktan sonra kamu ihale kurumunun da dün İçişleri Bakanlığı'nın 20 dakika süreyle erişime engellenmesi gibi kamu ihale kurumunun da sitesinin bakıma alınması bizim dikkatimizi çeken bir diğer husus oldu.